Herkese selamlar arkadaşlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz ve bugün yaklaşık 20 tane ücretsiz mega kutu açacağız. Aynı zamanda hem Dani hem de Brawl Stars ekibi çok önemli bazı bilgiler paylaştı. Mesela mega kutular etkinlik bittikten sonra tekrar geri gelecek mi? Ücretsiz Rico kostümü ve ücretsiz mega kutuları açabilmek için neler yapmamız lazım? Bir günde kaç tane yıldız jetonu kazanabiliyoruz? Etkinlikten ne kadar yıldız jetonu gelecek? Görevlerden ne kadar alacağız? Yani etkinlik süresi boyunca kaç yıldız jetonu toplayabileceğiz ve kaç tane mega kutu açabileceğiz? Bir mega kutu etkinliği geleceği söylenmişti ve 15 galibiyet etkinliği olacağını görmüştük Brawl Talk'un içerisinde. Bu etkinliğin ödülleri neler olacak? Ve mega kutulardan hangi oranla neler çıkabiliyor? Bunların tamamının cevaplarını bu videoda sizinle paylaşacağım. Çünkü dediğim gibi hem Dani hem de Brawl Stars ekibi çok önemli bazı bilgiler paylaştı. Bu tür videoların devamı için aşağıdan lütfen bir tane like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoya eğer 20 binden fazla like gelirse bir canlı yayın açacağım. Canlı yayının içeriği sürpriz olsun ama Brawl Stars'la ilgili olacak. Aynı zamanda kanala da abone olursanız çok sevinirim. Ve son olarak marketten ya da Supercell Store'dan kod bölümüne onur yazarak da bana destek olabilirsiniz. Toplam 20'ye yakın hesabımda 20'ye yakın ücretsiz mega kutu var arkadaşlar. Bütün hepsini birlikte açacağız. Aynı zamanda ara ara da bilgilendirmeleri sizinle paylaşacağım. Hemen bir iki tane açalım arkadaşlar isterseniz. Birinci mega kutuyla buradan başlayalım. Tıkladım, 7 dedi bu arada. Ve bakalım bunun içerisinden ne geliyor? 3 dedi ve Şerif Şeli kostümü verdi arkadaşlar. Ve bir mega kutu, bir tane de yine brozeti verdi. Hemen bir tane daha açalım. Bu arada bir başka alt hesabımda böyle bir efsanevi star hediyesi geldi. Herhalde önceki Brawl Pass sezonunda toplamadığım ödüller falan toplandı arkadaşlar. Bakalım bundan ne gelecek? 1000 altın geldi. Ve mega kutular geri döndü diye bir ekran varmış. Bak bunu da bu arada ilk kez gördüm. Klasik savaş etkinliğinde Rico için ücretsiz bir hiper şarj kostümü kazanma şansı, yeni oyun modları, kostümler ve mega kutular var demiş. Buradaki ücretsiz mega kutumuzu da isterseniz bir açalım. Bakalım bundan ne veriyor? 3 dedi yalnız. Bundan hiçbir şey vermedi. Ve şimdi ilk konuya isterseniz bir bakalım arkadaşlar. Birçoğumuzun merak ettiği şey mega kutular şu anda oyuna eklendi. 12 Temmuz'da başladı. 31 Temmuz yani Temmuz ayının sonuna kadar da oyunda kalacak bir etkinlikle. Peki etkinlik bittikten sonra mega kutular tamamen gidecek mi, yoksa kalıcı olma ihtimali var mı? Ya da en azından daha sonra tekrar gelir mi? Bu sorunun cevabı aslında Brawl Stars'ın içerisinde haberler bölümündeki şu duyuruda var arkadaşlar. Belki buna dikkat etmemiş olabilirsiniz. Bakın burada işte neler yapmanız gerektiği, ücretsiz kostüm, mega kutuları nasıl alacağım, neden bu kadar özel falan gibi birçok açıklama falan var arkadaşlar. Ve bu bilgilendirmenin, bu haberin en alt kısmında çok ilginç bir şey yazıyor. Şöyle biraz daha aşağıya doğru gelelim arkadaşlar ve bakın burada sıkça sorulan sorular diye bir bölüm var. Mesela hükümdar Rico'yu 10 mega kutu toplamadan önce alırsam ne olacak diye bir soru var. Bu kostüm yerine hiper şarj kostüm renk seçeneklerinden birini alırsınız. İkinci soru, mega kutular klasik savaş etkinliği bittikten sonra da oyunda olacak mı? İşte en çok merak ettiğimiz sorulardan biri. Ve bunun cevabı da yine burada yazıyor aslında arkadaşlar. Etkinlik bittikten sonra mega kutular oyunda olmayacak ama gelecek etkinliklerde tekrar gelebilirler. Yani bu aslında daha önceden de benim söylediğim gibi, tahmin ettiğim gibi, mega kutular şu anda etkinlik süresince oyunda olacak ama ilerleyen zamanlarda tekrar oyuna eklenecektir. Aynı daha önce Godzilla sezonunda gelen yumurtalar gibi. Ben kesinlikle yumurtaların da tekrar oyuna bir zaman bir etkinlikte yine dönemsel olarak geri geleceğini düşünüyorum. Aynı şekilde mega kutular da geri gelecektir ve zaten burada bunu doğrulamışlar. Ve yine klasik ve hiper şarj kostümleri var bu etkinlikte biliyorsunuz. Bu kostümler sonradan alınabilecek mi diye bir soru var. Bunların hiçbirisi özel değil ve sonrasında da alınabilecek, bunu da yazmışlar. Şimdi birkaç mega kutu daha açalım, sonra Dani'nin paylaşımına bakalım. Dani, bu etkinlik boyunca kaç tane yıldız jetonu kazanabileceğiz? Etkinlikten neler kazanacağız? Görevlerden ne kadar kazanabileceğiz? Bununla ilgili çok önemli bazı şeyler anlattı. Mutlaka videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Çünkü bir günü bile kaçırdığınız zaman etkinlikte bazı şeyleri kazanamayabiliyorsunuz. Dani'nin paylaşımı biraz da bununla ilgili, hepsine bakacağız. Hemen isterseniz şuradan birkaç tane daha mega kutu açalım. Bundan bir şey vermedi. Bir tane oyuncu simgesi. Bir tane daha açalım arkadaşlar ve bundan da yine 3 dedi. Bundan da pek bir şey gelmedi. Bir tane daha açıyorum arkadaşlar ve bundan sanıyorum 5 dedi ve bundan da oyuncu simgesi verdi. Yani toplamda bunları vermiş oldu. Son bir tane daha açalım, sonra Dani'nin paylaşımına geçelim.
geçelim isterseniz. Bundan da yine 4 dedi arkadaşlar. Bunlar tabi sıfır hesap olduğu için belki ondan da daha az şeyler veriyor olabilir. Şimdi gelelim Dani'nin o meşhur paylaşımına arkadaşlar. Biliyorsunuz Brawl Stars dün mega kutuları getirdi. Bir tane ücretsiz mega kutu getirdi ve bu mega kutu etkinliğinde neler yapmamız gerektiğini, ücretsiz hiperşarj kostümünü nasıl almamız gerektiğini böyle bir tane videoyla da kısaca tekrardan özetlediler. Aslında oyunun içerisinde bakacak olursak arkadaşlar 12 tane yıldız jetonu topluyoruz. Bunları toplamak için de şurada oyun modları içerisinde, bu bir alt hesabım bu arada. Burada bazı oyun modlarında mesela bunda bir yıldız var, yıldız jetonu. Bundaki ilk galibiyetimizde bir tane yıldız jetonu kazanıyoruz. Yine temizlikte var bir tane. Ve bunun dışında şurada iki tane klasik modumuz var. Bunlar da yine ilk galibiyette yıldız jetonları topluyoruz. Yine şurada görevler bölümü var. Görevlerde arkadaşlar gördüğünüz gibi yıldız jetonu var. Bunlar haftalık olarak güncellenecekmiş arkadaşlar. Özel görevler. Yine buradaki oyun modları zaten günlük olarak yenileniyor. Bir de bir mega kutu etkinliği gelecek. Bu mega kutu etkinliğinde yine yıldız jetonları gelecekmiş. Ve bunların ne kadar geleceğiyle ilgili aslında Dani bir paylaşım yaptı. İşte Dani'nin o çok önemli paylaşımı arkadaşlar. İşte ücretsiz olarak kaç tane yıldız jetonu ve kutu alacağınız burada yazıyor demiş. Etkinlik başlangıcında herkes bir tane ücretsiz mega kutu alacak. Zaten bunu almışsınızdır. Günlük oyun modu kazancı arkadaşlar 80 yıldız jetonu. Toplam biliyorsunuz 20 gün boyunca sürüyor bu etkinlik. Ve günde 4 tane yıldız jetonundan toplam 80 yıldız jetonu kazanıyoruz buradan. Özel hafta sonu görevleri var arkadaşlar. Ve bu özel hafta sonu görevleri dediğimiz biraz önce oyunun içinde gösterdiğim görevlere benzer görevler. Ve özel hafta sonu görevlerinden de toplam 9 tane yıldız jetonu kazanıyoruz. Ve mücadelenin ödüllerini de burada paylaşmış Dani aslında. Yeni mücadelede 15 yıldız jetonu ve bir tane mega kutu geliyor. Ve bu yüzden deyip genel bir özet yapmış Dani. 104 tane yıldız jetonu, yani 8 tane mega kutu kazanıyoruz bu jetonları topladığımızda. Ayrıca mağazadan bir tane ücretsiz mega kutu zaten almıştık. Bir tane de mücadeleden alacağız arkadaşlar. Ve toplamda 10 mega kutuyu bu şekilde tamamlamış olacağız. Ve evet, her gün oynamalısınız ve bunun için ödüllendiriliyorsunuz. Ve evet, mücadelenin sınırsız ömrü var. Yani sınırsız hakkı var demiş. Yani mücadeleyi kesinlikle kazanacaksınız arkadaşlar. 15 galibiyet mücadelesi olacak. 15 tane yıldız jetonu verecek. Bir tane de mega kutu verecek. Ödülleri bunlar olacak. Yani bu şu anlama geliyor arkadaşlar aslında. Bizim burada tam olarak 10 tane mega kutu açmamız gerekiyor ki hükümdar Rico kostümünü ücretsiz alabilelim. Ve bunu yapabilmek için hem etkinliği hem günlük olarak o oyun modlarındaki yıldız jetonlarını hem de görevlerdeki yıldız jetonlarını tamamlamamız lazım. Dani'ye bazı arkadaşlar yani bir tane bile kaçırsak alamıyor muyuz diye sormuş. O da hayır, bazılarını kaçırabilirsiniz ama kaçırmamaya çalışın demiş. Yani bütün günler aktif olarak oynayıp o yıldız jetonlarını toplarsanız ücretsiz Rico kostümünü de alabileceksiniz arkadaşlar. Hiperşarj kostümü ve çok güzel bir kostüm. Şimdi hemen kalan mega kutularımızdan da bu arada açalım arkadaşlar. Bu arada 8 mi dedi, 9 mu dedi, bir şey dedi orada ya. Kaç dedi bilmiyorum arkadaşlar ama bu ne bu arada? Viking Bull kostümü geldi. Bir şey daha geliyor. Ne oluyor? Yazlıkçı Jesse geldi arkadaşlar. Evet, işte bu Max'in o efsane profil simgesi. Gerçekten oyuncu simgesi, çok çok güzel oyuncu simgeleri var. Bayağı güzel, dolu dolu bir kutu geldi bundan da. Bu arada burada böyle bir şey var ama arkadaşlar, Shelly 11. seviye olmalı. Daha önce bir arkadaşımız bana söylemişti bunu ama şu anda Shelly 11. seviye değil. Ücretsiz bir hiperşarj. Belki size de gelmiştir ama bu bir bug mı yoksa normal mi bilmiyorum, anlamadım ama şuradan Shelly'yi maxlayabilir miyim acaba? Bir deneyelim. Şu anda galiba maxlamayı başardım arkadaşlar. Dur bakalım buradan şimdi alabiliyor muyum? Evet, şu anda alabiliyorum. Eğer size de geldiyse önce Shelly'yi maxlayıp ondan sonra bunu alabiliyor musunuz? Bunu da öğrenmiş olduk. Şimdi mega kutuların içerisinden bu arada neler çıkabiliyor? Bunu da yine çok merak ediyorsunuz. Mesela kaç elmas çıkabiliyor maksimum ya da işte hangi kostümler çıkabiliyor? Onların da hepsini oranlarıyla yine sizinle paylaşacağım arkadaşlar birazdan. Bir mega kutuların tamamını açalım. Sıradaki kutumuzu açıyoruz arkadaşlar. Bundan 4 dedi, bir şey gelmedi. Sadece bir tane rozet geldi. Devam ediyorum arkadaşlar. Tıkladım. 5 dedi bu arada. Bir şey geliyor mu? Maalesef işte rozet falan geldi. Ama bu rozet de bu arada güzel bir rozet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım bundan ne veriyor? 4 tık dedi ve yine bolca oyuncu simgesi verdi. Ve sıradaki mega kutu, hemen tıkladım. 5 dedi bu arada. Ne geliyor? Barley kostümü mü geldi? Aynen, altın Barley kostümü geldi ve bir tane daha oyuncu simgesi. Sıradaki mega kutuyu da açayım. Bu arada arkadaşlar 6 tık dedi galiba. Bir şey daha söyleyeceğim. Mega kutuları biriktirmeyi
biriktirip sonra açabiliyorsunuz. Yani bütün hepsini biriktirip tek seferde en sonda da açabilirsiniz. Onu da tekrardan hatırlatmak istedim. Evet, böyle bir tane de en sonda rozet geldi. 3 elmas çıkmış. Devam ediyorum arkadaşlar ve bakalım bundan ne geliyor? Ne bu arada? Karakter geldi arkadaşlar. Mandy geldi. Güzel oldu bu. Devam ediyoruz. Bakalım bundan kaçlık veriyor. Artık bitmek üzere bu arada. Yine oyuncu simgeleri geldi. Devam ediyoruz açmaya arkadaşlar. 6 tık dedi bu arada. Bir şey geliyor mu? Yok. Oyuncu simgeleri falan geldi yine. En azından yanıp sönmedi ve güzel bir kostüm ya da karakter gelmedi. Mega kutudan size neler çıktı bu arada? Onu da mutlaka yorum kısmına yazın. Bu arada 8 dedi galiba arkadaşlar. Aynen 8 dedi ve Yıldız Şeli geldi. Yıldız Şeli değil aslında tam olarak Türkçesi ama olsun. Pearl geldi. Başka bir şey var mı? Yine rozeti geldi ve bir tane de oyuncu simgesi geldi. Sıradaki mega kutumuzla devam ediyoruz. 4 dedi bundan da. Bir 8 diyor mesela, bir 4 diyor. Bir enteresan gerçekten. Kaç dediği de tam belli değil. Ve son mega kutumuzu da açıyorum. Bakalım bundan da 6 dedi bu arada. Bir şey verecek mi? Yok. Bundan da yine rozetler, oyuncu simgeleri. Yalnız şu rozet bayağı bir güzel. Yani mega kutu rozetini bayağı güzel yapmışlar. Benim en çok hoşuma giden rozetlerden bir tanesi de bu oldu. Şimdi de gelin mega kutuların içerisinden neler çıkabiliyor arkadaşlar. Buna belki dikkat etmemiş olabilirsiniz. Bakın dükkanda gördüğünüz gibi bazı paketler var. Bunlardan herhangi birisine tıklayın. Çok fark etmiyor ve burada ödül şansları diye bir bölüm var arkadaşlar. Tıkladığınız zaman rastgele ödül şanslarını destek sitemizde bulabilirsin diyor. Buradan başlaya tıklıyoruz ve bizi bir siteye yönlendiriyor. Site bu şekilde arkadaşlar. Siz de buradan istediğiniz gibi kendiniz inceleyebilirsiniz ve burada çıkabilecek şeyler var ve bu çıkabilecek şeylerin oranları var. Neler çıkabiliyormuş? Bunların oranlarını siz yine buradan görüyorsunuz. Zaten kendiniz de bakabilirsiniz. Mesela altın çıkabiliyor. 20 ile 60 arası altın çıkabiliyor. Bir de 1000 altın çıkabiliyor arkadaşlar. Tabii 1000 altın çıkma oranı çok daha düşük. %0.37 gibi düşük bir oran var. Güç puanı için de mesela aynı. 10-20 arası çıkıyor normalde %18.73 oranla. Ama 1000 güç puanı çıkma olasılığı da var. Tabii biraz daha düşük bir olasılık. Mücevher için yine 10-30 mücevher çıkabiliyor. Bir de 1000 mücevher çıkabiliyor. Elmasta yine 2-4 elmas çıkabiliyor. Bir de 100 elmas çıkabiliyor. Peki 100'den fazla elmas çıkabiliyor mu? Benim duyduğum arkadaşlar en fazla şimdiye kadar birisine 111 elmas çıkmış. Size de 100 elmastan fazla çıktıysa mutlaka yorum kısmına yazın ama şu anda hani tabloda en azından görünen maksimum 100 elmas ama 100 elmasın üzerinde de çıktığına dair bazı şeyler duydum. DP katlayıcılara bakalım, yine 30-50 arası DP katlayıcı çıkabiliyor ya da 2000 çıkabiliyor ve kostümler arkadaşlar burada çok merak ediliyordu. Gizemli efsanevi kostüm çıkabiliyor mu diye, çıkamıyormuş arkadaşlar. Ender, Süper Ender, Destansı ve Hiper Şarj kostümü çıkıyor. Kostüm enderliklerinin çıkma olasılığı farklılık gösterebilir demiş ve burada bütün o kostümlerin oranlarını da ayrı ayrı yazmış. Gerçi ben bu tabloyu inceledim. Mesela Destansı bütün hepsi aynı oranda. Hani kostümlerin arasında çok değişmemiş ama yine böyle bir tablo yapmışlar. Savaşçılarda da arkadaşlar Ender, Süper Ender çıkmıyor. Destansı, Gizemli ya da Efsanevi karakter çıkabiliyor ve bunların oranları da gördüğünüz şekilde. Yani düşük oranlar ama yine de tabii ki %0.09 efsanevi çıkma oranı olarak aslında yüksek bir oran. Eskiden mega kutular oyunda varken yeni bir karakter çıktığı zaman, mesela efsanevi karakter çıktığı zaman buradaki oran düşerdi. Sonra çıkmadıkça yavaş yavaş yükselmeye başlardı ve daha sonrasında da çıkardı. Ve %0.01'e kadar düşerdi arkadaşlar efsanevi çıkma oranı, ben hatırlıyorum. İyi oran dediğimizde %0.1, %0.15 falan gibi oluyordu. Yani %0.094 dediğimiz oran aslında efsanevi için kötü bir oran değil. Tam tersine gayet güzel bir oran. Bunun dışında alt tarafta yine enderliğe göre savaşçı çıkma oranlarını falan da görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun dışında rozetler var. Yine rozetler çıkabiliyor. Burada klasik rozetleri görüyorsunuz. Oyuncu simgeleri var. Yine klasik oyuncu simgeleri falan var arkadaşlar. Bunlar çıkabiliyormuş ve bunu siz de isterseniz inceleyebilirsiniz. Umuyorum videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Dediğim gibi lütfen aşağıdan bir tane like atarak bana destek olmayı unutmayın. 20.000'den fazla beğeni gelirse Brawl Stars'la ilgili bir canlı yayın açacağım. O yüzden lütfen aşağıdan like atın. Kanala da abone olup bildirim zilini açarsanız o canlı yayını kaçırmazsınız. Son olarak marketten Supercell Store'dan kod bölümüne onur yazarak da bana destek olabilirsiniz. Şu an ekranda dün yüklediğim videomu görebilirsiniz. İzlemediyseniz mutlaka o videoyu izleyin arkadaşlar. Çünkü marketteki bütün mega kutu tekliflerini satın aldım ve neler çıktığını o videoda görebilirsiniz. Hepinize keyifli hafta sonları diliyorum arkadaşlar ve seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.